Tavşan Richard oynamaya geliyor. Peppa ve George odalarında oynuyorlar. Bu en harika ev olacak. George, Tavşan Richard geldi. George! Richard! Dinosoy! Dinosoy! Hoşça kal Richard. Sonra gelip seni alırım. Tamam mı? Görüşürüz. George ve Tavşan Richard çok iyi arkadaşlar. George, Richard, oynarken evimi yıktınız. Lütfen zıplamayan bir şeyle oynayın artık. George oyuncak sepetini bir volkana çevirdi. Richard oyuncak ağaçlardan bir orman yapıyor. George yapboz parçalarından nehir yaptı. Dinozor! George ve Richard yatak odasını dinozor diyarına çevirdi. Ben gidiyorum. Burası çok gürültülü. Patates diyorum. Ben de patates diyorum. Patates! Patates! Patates. Yağmurlu günlerin patates. En iyi yanı patates. Televizyonda patates. Önemli patates. Programlar izliyor patates. Olmamız. Patates! 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 Anne, patates. George ve Richard patates. Yatak odasını dinozor diyarına patates. Çevirdiler. Patates. Ve dinozor diyarı patates. Çok gürültülü. George'un en iyi arkadaşı yanında. Ama benimle oynayacak patates. Hiç kimse yok. Patates. Koyun Suzi'yi davet edebilirsin. Patates. Koyun Suzi, Peppa'nın en iyi arkadaşı. Suzi gerçekten de bize gelebilir mi baba? Hadi onu arayalım. Alo, merhaba ben Koyun Suzi. Suzi, benim Peppa. Hemen bizim eve gelebilir misin? Evet Peppa. Hemşire kıyafetimi giyebilir miyim? Olur ama çabuk gel olur mu? Hoşça kal Suzi. Sonra gelip... Çabuk Suzi hadi yukarı çıkalım. Seni alırım. George, Richard, hemşire Suzi geldi. Ve hemşire Suzi diyor ki burası dinozor diyarı değil. Burası bir hastane. Bir hastane her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yemyeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor! Şşş. Hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf. Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oh, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Bakın dışarıda yağmur durdu. Yani? Yani belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunları seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur birikintisi. Çamur birikintileri ne içindi? Toplayıp zıplamak için. Herkes çamur birikiklerinde hoplayıp zıplamaya bayılır. Büyük kız da olsalar küçük oğlan da. Pedro'nun öksürüğü. Bugün okul günü. Peppa ve arkadaşları müzik dersindeler. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Affedersiniz Madame Gazelle. Olamaz. Pedro'yu öksürük tuttu. Sorun değil. Hemen Doktor Brownberg'i arıyorum. Ben Doktor Bramber. Merhaba Doktor. Gazelle. Bir çocuğumuz hasta da. Panik yapmayın. Hemen oraya geliyorum. Sorun ne acaba? Öksürüyorum. Anladım. Gıcık mı tuttu yoksa göğüsten gelen bir öksürük mü bu? Bilmiyorum ama işte bu şekilde. Peki bu öksürük ne zaman başladı? Madame Gazelle şarkı söylemeye başlayınca. Ciddi bir şey değil ama Pedro'nun öksürüğü bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı ne demekti? Bazen biri öksürdüğünde başkaları da öksürebilir. İlaç içmem gerekiyor mu? Sadece küçük bir kaşık. Maalesef bunun tadı pek güzel değil. Tadı eski ayakkabının içine reçel konmuş gibi. Teşekkür ederiz Doktor Bramber. Hoşça kalın. Düşündüğüm gibi Pedro'nun öksürüğü bulaşıcıymış. Pedro'nun öksürüğü köpek Danny ve koyun Suzi'ye de bulaştı. Aç ağzını. Çok garip bir tadı var. Hala aromalı yoğurda benziyor. Tadı çiçek gibi. Aferin size. İlaçlarınızı usluca içtiniz. Siz hiç hasta oluyor musunuz Doktor Brownberg? Hayır Peppa, ben hiç hasta olmam. Her gün bir elma yiyorum. Hoşça kalın. Eve gitme vakti ve aileler çocuklarını almaya geldiler. Anne, baba, ben öksürüyorum. O yüzden Doktor Brownberg de gelip bize baktı. Bize tadı korkunç bir ilaç verdi. Madame Gazelle, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Bramber. Ben Domuz Peppa. Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Pedro'nun öksürüğü size de bulaşmış. Peki. Sıraya girip ağzınızı açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Bize baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Bramber. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Brownberg'e de bulaştı. Sorun yok. Hoşçakalın. Zavallı Doktor Bramber. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız. Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. Yolda kızı. Güzel, güneşli bir gün. Peppa ve ailesi arabalarıyla parka gidiyor. Herkes hazır mı? Evet Baba Domuz. O zaman gidelim. Parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Peppa ve George parka gitmeyi seviyor. Neden durduk ki? Çünkü trafik sıkıştı. Ama bizim parka gitmemiz gerekiyor. Üzülme George. Bak trafik yine açıldı. Bay Boğa trafiği durdurdu. Ne oldu Bay Boğa? Yolu kazıyoruz da. Şuraya bakın. Yerden su çıkıyor. Evet, orayı tamir ediyoruz. Uzun sürecek mi peki? Gerektiği kadar sürecek tabii ki. George dozerleri seviyor. Bu tarafa Bay Gergedan. Zaman patron. Bay Boğa patron. Bay Boğa, bu kadar su nereden geliyor acaba? Yer altındaki patlayan su borusundan geliyor tabii ki. Nasıl tamir edeceksiniz? Yolu kazacağız. Vay canına! Suyu kapatacağız. George vinçleri seviyor. Vinç, vinç. Eski boruyu çıkartacağız. Ve yenisini takacağız. Çalışmanızı bize gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Güle güle. Görüşmek üzere. Olamaz. George Bay Boğa'nın yanından ayrılmak istemiyor. Ağlama George. Parka gidiyoruz. Kum havuzunda dozer ve vinçlerle oynayabilirsin. Üzülmeyin. Eve dönerken Bay Boğa'yı yine göreceğiz. Peppa ve ailesi sonunda parka geldi. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Fil Edmond ve Tavşan Richard kum havuzunda oynuyor. Hadi kum havuzunda oynayalım. Tamam. Ne oldu acaba? Burada yolu kazıyoruz ve buranın patronu benim. Oh. Peki uzun sürer mi? Gerektiği kadar uzun sürecek. Bir çukur kazmamız gerek. İçini dolduracağız. Ve yol tamir olacak. Peppa, George, eve gitme vakti. Olamaz. George daha eve gitmek istemiyor. George, eve dönüş yolunda Bay Boğa'yı yolu kazarken görebiliriz. Hoşçakalın. Güle güle Peppa. Peppa ve George Bay Boğa'yı tekrar görmek için sabırsızlanıyor. Dozer vinç. İşte geldik. Bay Boğa burada değil. Bay Boğa işini bitirip evine gitmiş olmalı. Dur. Yine mi su borusu patladı? Hayır Peppa, bu sefer elektrik kablosu bozuldu ne yazık ki. Elektrik kablosunu nasıl tamir edeceksiniz? Yolu kazacağız tabii. Yaşasın! Peppa ve George Bay Boğa'nın yolu kazmasına bayılıyor. Herkes Bay Boğa'nın yolu kazmasına bayılıyor. Bay Patates geliyor. Yukarı aşağı. Peppa ve ailesi aşağı, televizyonda yukarı, Bay Patates'i yukarı, izliyor. Aşağı. Yukarı aşağı. Yukarı formda aşağı. Kalmakla ilgili yukarı, programları aşağı. İzlemeye bayılıyorum. Yukarı, aşağı. Şimdi sıra bana yolladığınız bazı güzel resimlerde. Bu bir elma. Unutmayın, meyve ve sebze yemek formda kalmanıza yardım eder. Ben çok sebze ve meyve yerim. Egzersiz de çok önemlidir. Bugün beni şehirde yeni bir spor merkezi açılışında görebilirsiniz. Anne, Bay Patates'i görmeye gidebilir miyiz? Bir patates görmeye gitmek için çok uzun bir yol Peppa. Ama o sıradan bir patates değil. O Bay Patates. Onu görmeye gidebilir miyiz anne lütfen? Peki. Yaşasın. Herkes yeni spor merkezi açılışında Bay Patates'i görmeye geldi. Bakın işte Bay Patates. Bay Patates. Hayır Peppa'ymış. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Suzi seni Bay Patates sanmıştı. Ama ben Bay Patates'e benzemiyorum ki. Hayır, sen çok daha büyüksün. Hayır, Bay Patates benden daha büyük. Hayır değil. patateslerin boyu bu kadardır. İşte Bay Patates geliyor. Bay Patates şehre geldi. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Yaşasın! Hey, ne büyük bir patates! Yaşasın! Bu spor merkezini açıyorum. Harika. Hepimiz egzersiz yapmalı. Sebze ve meyve yemeliyiz arkadaşlar. Hangilerini yemeliyiz Bay Patates? Elma, portakal, havuç, domates. Peki patates? Neden siz normal bir patates gibi küçük değilsiniz? Çünkü o normal bir patates değil. Onun bacakları var. Normal patateslerin bacakları olmaz. O süper patates. Biz her sabah programınızı izliyoruz. Çok güzel, harika. Ve bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Göndeririz. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yaşasın! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba. O televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi, bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz, biraz hoplayıp zıplayalım. Oo, pekala. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Baba domuz hoplayıp zıplamayı seviyor. Herkes hoplayıp zıplamayı seviyor. Yetenek günü. Peppa'nın oyun grubunda bir gün daha sona erdi. Çocuklar, yarın yetenek günü. Yetenek nedir? Yetenek, yapmayı sevip iyi yaptığımız bir şey. Ben televizyon izlemeyi seviyorum. Bu işte çok iyiyim. Yaparken sizi izlemekten hoşlanacağımız bir şey düşünün. Benim yeteneğim gitar çalmak. Aileler çocuklarını almak için okula geldi. Yarınki yetenek günü için yapacak bir şey düşünmeyi unutmayın, olur mu? Peppa ve George için yatma zamanı. Ben daha yatamam ki. Yarınki yetenek gösterisi için bir şey bulamadım. Ama senin bir sürü yeteneğin var Peppa. Evet, ip atlayabilirim. Şarkı söyleyebilirim. Parla parla küçük yıldız. Dans edebilirim. Bir yetenek seçmek çok zormuş. Pek çok şeyde iyiyim çünkü. Canını sıkma. Yarın karar verirsin. Tamam. Bugün yetenek gösterisi günü. Benim yeteneğim ip atlamak, şarkı söylemek ve dans etmek. Dün gece hepsinin provasını yaptım. Ben de dün gece televizyon izleme provası yaptım. Bu bir yetenek değil ki. Madame Gazelle de söylemişti. Peki ne yapabilirim? Önce kim yeteneğini göstermek ister? Köpek Danny. Davul çalabiliyorum. Daha yüksek sesle de çalabilirim. Hayır, çok güzeldi Danny. Hey. Polly Pedro, Senin yeteneğin nedir bakalım? Sihirbazlık numaralı... İşte bir bardak su. Islak ve saydam. Şimdi gözlerinizin önünde suyu yok edeceğim. Lütfen gözlerinizi kapayın. Şimdi gözlerinizi açın. Su yok oldu. Teşekkür ederim. Fil Emily. Ben size flüt çalacağım. Peki senin yeteneğin nedir Rebecca? Özel bir ses çıkarabiliyorum. Ama sadece parmak uçlarına kalktığım zaman çıkarabiliyorum. Bu çok güzeldi. Evet ama ben ne yapabilirim? Kendi. Senin yeteneğin neymiş bakalım? İp atlamak. Ben de ip atlayacaktım. Ama hala dans edip şarkı söyleyebilirim. Benim yeteneğim şarkı söylemek. Parla parla küçük yıldız. Neyse ki hala dans edebilirim. Koyun Suzi, senin yeteneğin nedir? Dans etmek. Hayır, dans edemezsin. Olamaz. Dans etmek Peppa'nın son yeteneğiydi. Evet çocuklar, herkesin farklı bir yetenek sergilemesi çok güzel. Evet, geriye kim kaldı? Peppa. İp atlayacak, şarkı söyleyecek ya da dans edecektim ama hepsini yaptılar. Yetenek herhangi bir şey olabilir Peppa. Ama televizyon izlemek olamaz. Mesela yapmayı çok sevdiğin bir şeyi düşün. Buldum. Çok iyi olduğum bir yeteneğim daha var. Peppa'nın yeteneği ne olabilir acaba? Benim özel yeteneğim, dünyada en iyi yaptığım şey... kocaman çamur birikintilerinde zıplamak. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Ay'a yolculuk. Güzel, güneşli bir gün. Peppa zıplayan topuyla oynuyor. George ve arkadaşı Fil Edmond oyuncak uzay roketleriyle oynuyor. George zıplayan top aymış gibi yapıyor. O topla ben oynuyordum ama. Edmund'un uzay roketi Peppa'nın kafasına indi. Bu çok eğlenceli gözüküyor. Yoksa aya mı gidiyorsunuz? Bebekler için sıkıcı bir uzay oyunu işte baba. Bunlar gerçek değil. Ama uzay gerçektir Peppa ve aya giden gerçek roketler var. Müzede ayla ilgili her şey sergileniyor. Gidip görelim mi, ne dersiniz? Evet, gerçekten aya gitmek zorunda mıyız? Hayır Peppa, biz aya gitmiyoruz. Müzeye gidiyoruz. Peki. İşte müze. Herkese merhaba. Ay gösterisini izlemeye mi geldiniz? Evet Bayan Tavşan, 5 bilet lütfen. İşte. Size ay yolculuğunda iyi eğlenceler. Gerçekten aya gidiyoruz. Hayır Peppa, sadece numaradan. Aya yolculuk için bu taraftan, hadi bakalım. Tur rehberi Bay Tavşan. Kalkışa hazırlanın. Sadece numaradan değil mi? Evet öyle Peppa, sadece numara. 5, 4, 3, 2, 1, fırlat. Bir gezegende yaşıyoruz. Adının ne olduğunu bilen var mı? Dünya. Evet, doğru. Ben uzay şeylerinde biraz ustayımdır. Güneşimizin etrafında 7 gezegen daha var. İsimlerini bilen var mı? Merkür. Oo. Aferin Edmund. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs. Edmund uzay hakkında her şeyi biliyor. Ben çok zekiyimdir. Bu gezegenler nelerden oluşur bilen var mı? Kartondan yapılmışlar. Bu modeller kartondan yapılmış ama gerçekte gezegenler kaya, buz ve gazdan oluşur. Ama tabii ki ay peynirden yapılmıştır. Hayır, ay da kayadan oluşur ve bu ciddi bir tur. Lütfen şakalar ve gülmek yok. İşte geldik ayın yüzeyi. Ama bu gerçek değil. Numaradan ay, öyle değil mi? Evet. Gerçek ay olsaydı kafamın üstünde sıçrayabilirdim. Ayda neden çok yükseğe zıplayabiliriz bilen var mı bakalım? Yer çekimi. Oh, evet, doğru Edmond. Bizi yerde tutan şey yer çekimidir. Ayda daha zayıftır. Bu yüzden daha yükseğe zıplayabiliriz. Bilim yardımıyla sizi ayda zıplıyormuşsunuz gibi hissettirebiliriz. Bu çok etkileyiciymiş. Nasıl yapıyorsunuz? Büyük lastik bantlarla. Herkese Bay Tavşan'ın anti yerçekimli plastik bantları takıldı. Numaradan ay üzerinde zıplamak çok eğlenceli. Ay peyniri değil. Ay peyniri. Ve turumuzun sonuna geldik. Lütfen bu taraftan yürüyün. Ayın üstünde ağaçlar var mı? Hayır. Ayda araba var mı peki? Hayır. Ayda dükkanlar var mı? Hayır. Bu çok şapşalca olurdu. Ay dükkanına hoş geldiniz. Ay haritalarımız, ay kitaplarımız var. Ay üstünde domuzcukların ve bir film fotoğrafı bile var. Şuna bakın. Biz ayda zıplarken... Ay taşımız da var. Üstelik ortasında ay resmi var. Gerçek ay peynirine ne dersiniz? Bu ne kadar Bayan Tavşan? 5 pound lütfen. 5 pound mu? Ama iyi bir şey için. Artık ayı seviyorum. Çünkü çok ilginçmiş. Evet de çok nefis. İş hem oyun. Çok güzel, güneşli bir sabah. Boş oturmak için ne kadar güzel bir gün. Baba domuz boş oturmayı seviyor. Baba, bugün işe gitmeyecek misin? Hayır Peppa, bugün cumartesi. Baba domuz cumartesi günleri çalışmıyor. Baba domuz, işe geç kalacaksın. Ama bugün cumartesi anne domuz, öyle değil mi? Hayır, bugün perşembe. Baba domuz perşembe günleri çalışıyor. Sonra görüşürüz. Güle güle. Zavallı babam çalışmak zorunda. Anne çok şanslısın. Bütün gün evde oynayabiliyorsun. Ben oyun oynamıyorum. Bilgisayarımda çalışıyorum. George mutlu bayan tavuk oyununu oynamak istiyor. George, mutlu bayan tavuk oyununu işim bitince oynarız, olur mu? Anne koyun ve Suzi Peppa'yı oyun grubu için almaya geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzi. Oyun grubunda iyi eğlenceler. Hoşça kal anne. Çok çalış, olur mu? Bayan koyun, siz çalışıyor musunuz, oynuyor musunuz? Bugün spor salonuna gidiyorum. Çok çalışacağım. Spor salonunda ne yapıyorsunuz? Koşuyorum, atlıyorum ve zıplıyorum. Anne, o iş değil ki. O oyun. Peppa ve Suzi oyun grubuna geldi. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Merhaba Suzi. Çocuklar, bugün alışveriş oyunu oynayacağız, tamam mı? Kim dükkancıyı oynamak ister? Ben. Peppa ile Suzi dükkancı olsun. Kalan herkes müşteri olabilir. Peppa ve Suzi dükkan sahibi rolü yapacak. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ben paraları alırım Suzi. Sen de tezgahtar olursun. Tamam. İlk müşteri köpek Danny. Merhaba dükkancı. Merhaba Bay Köpek. Bisküvi alabilir miyim lütfen? Suzi, acaba bisküvimiz var mı? Hayır, ama oyuncak telefonumuz var. Peki oyuncak telefon ne kadar? Tam olarak 100 pound yeterli olur. Teşekkür ederim. Sıradaki lütfen. Hey. Merhaba dükkancı. Bir tane ekmek alabilir miyim acaba? Hayır. Ama oyuncak ev alabilirsiniz. Bir poşete koymamızı ister misiniz? Evet, lütfen. Bir peni alabilir miyim lütfen? O kadar param yok ki. Bir dahaki gelişinizde verebilirsiniz. Vay canına, bu iş çok zormuş. Evet. Merhaba dükkancı. 1.000.000 bin sterline ne alabilirim acaba? Suzi, 1.000.000 bin pound'a neyimiz var bizim? Havuç var. Evet, lütfen. Tavşan Rebecca havuca bayılıyor. Eve gitme vakti. Baba Domuz Peppa ve Suzi'yi almaya geldi. Baba, bugün işler çok yoğun muydu? Evet, bugün çok fazla çalıştım. Biliyor musunuz, biz de çok fazla çalıştık. Biz dükkancı olduk baba. Falan filan, falan filan, falan filan. Bitti ve çıktı alalım. Anne domuz işini bitirdi. Tamam George. Belki bir kez mutlu bayan tavuk oyununu oynayabiliriz. Bunu hak ettik artık. Yaramaz anne. Mutlu bayan tavuk oyununu oynuyorsun. Çünkü George'la ben işimizi bitirdik. Öyle değil mi George? Hepimiz işlerimizi bitirdik. Hadi hepimiz oynayalım. Polly'nin tekne gezisi. Büyük Baba Domuz Peppa ve George'u tekne gezisine götürüyor. Papağan Polly de gidiyor. Büyük Baba Domuz, cep telefonunu aldın mı? Evet Büyük Anne Domuz. Sakın suya düşürme. Düşürmem Büyük Anne Domuz. Telefon açık mı? Evet Büyük Anne Domuz. Güle güle. Hoşçakal. İşte Büyük Baba Köpek. Merhaba. Merhaba. Denize çıkmak için güzel bir gün. Ben de gidecektim ama teknemi temizlemem lazım. O paslı tekneyi temizlemekle neden uğraşıyorsun ki? Hala yüzmesine bile şaşırdım kaldım. Bu paslı tekne senin eski teneke teknen nehrin dibine battıktan çok sonra bile yüzmeye devam edecek. Büyük Baba Köpek, Büyük Baba Domuz'un en iyi arkadaşı. Tam yol ileri. Güle güle. Bu teknenin kaptanı benim ve kaptan size bir şey yapmanızı söylerse mutlaka yapmanız gerekmektedir. Emredersin kaptan. Emredersin kaptan. Papağan Polly duyduğu her şeyi tekrar ediyor. George, bayrağı çek. George, bayrağı çek. Peppa, zili çal. Peppa, zili çal. Büyük baba, kaptan ben olabilir miyim lütfen? Tamam ama kaptan olarak bu şapkayı takmam gerekiyor. Şimdi Peppa kaptan oldu. Herkes sözünü dinlemek zorunda. Zili çal. Dümeni çevir. Emredersin kaptan Peppa. Hoplayıp zıplayın. Kaptan Peppa biraz otoriter. Artık yine ben kaptan olsam iyi olur. Bir yere çarpmak istemeyiz değil mi? Tekneyi kontrol etmek biraz zor olabilir. Neyse ki ben bu işte iyiyimdir. Olamaz. Büyük Baba Domuz'un teknesi küçük bir adacığa çarptı. Büyük anne domuzu arayacağım. O yardım gönderebilir. Büyük baba domuz telefonunu suya düşürdü. Ben büyük anne domuz. Alo? 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 Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Büyük annenize mesaj. Polly büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Polly'e ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz diyor ki... İmdat, imdat. İmdat, imdat. İşte gördünüz mü? Çocuk oyuncağı. Büyük baba domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş. Merhaba Polly, burada ne işin var? Büyük Baba Domuz diyor ki... Büyük Baba Domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş. Oo. İmdat! İmdat! Aman Tanrım, Büyük Baba'nın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük Baba Köpek. Merhaba Büyük Anne Domuz. Büyük Baba Domuz'un yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir zevkle madam. Yaşasın! Merhaba. Yardım lazım mı kaptan? Olabilir. Pasta eski teknemin seni kurtarmasını ister misin peki? Evet, lütfen Büyük Baba Köpek. Şunu yakala kaptan. Ne dersin kaptan? Büyük Baba Köpek, Büyük Baba Domuz'un en iyi arkadaşı. Büyük Anne, Polly yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi mi? Evet, Polly çok zeki bir papağan. Ben zeki bir papağanım de. Vah, vah! Ben zeki bir papağanım. Vah, vah.